Yeniden merhabalar. Biraz uyku düzenim bozulduğundan dolayı, gerçi hiçbir zaman düzelmemiş ama sabaha doğru bir video çekeyim dedim. Çünkü aslında dün bu videoyu çekmiştim. Fakat problemi tam olarak anlayamadığımdan dolayı video çok sıkıcı bir hale geldi. O yüzden o videoyu iptal edip tekrar baştan anlatayım dedim. Şimdi bizim kaldığımız yeri işaret edecek olursak, ki yapmışım aslında ama buraya gelmiştim ben. Çalışmayan şey şuydu. Eğer hatırlarsanız, en son dersten bilgileri hatırlarsak, şu limitations bilgisi gelmiyordu. Aslında ben istekte bulunuyordum fakat bilgi bana gelmiyordu. Neden gelmiyordu? İşte acaba yanlış bir query mi gönderiyordum ya da yanlış bir şey mi yapıyordum diye. Birkaç noktası vardı. Şöyle ki, şimdi benim sunucudan neye göre verileri çektim, burada önem arz ediyor. Siz de mesela aslında frontend ve backend beraber çalıştığı zaman hangi bilgileri gönderdiğiniz, daha doğrusu backend tarafında neye göre sorgu yapıldığı ve neye göre işte hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğunu beraberce karar kılarak yaparsınız. Ve mümkün mertebe olayları çok karmaşık bir hale getirmeden yapmanız gerekiyor. Biraz da tabii burada etkileşim, iletişimde gerekli, uyum gerekli. Şimdi ben burada yapmak istediğim şey şuydu. Ben bir tane öğretmen seçtiğim zaman normalde ben bütün öğretmenlerin verilerini indirmişim aslında. Bütün kısıtlamalarını indirmişim. Fakat ortalık karışmasın diye öğretmen seçtiğimde o bütün verilerin içerisinden bu öğretmene, seçilen öğretmene ait olan verileri çekiyorum. Daha doğrusu onu çekip yeni bir veri oluşturuyorum. Şurada daha net görünür. Teacher limitations. Bu teacher, yani tek bir öğretmene ait limitations, ama bir de teachers, yani bütün öğretmenlere ait limitations'lar var. Normalde bütün öğretmenlere ait limitations şuradan geliyor. Nereden geliyor onu da gösterelim. Şimdi burada ben timetable, yani ders grubu seçiyorum. Daha doğrusu ders dağıtım grubu seçiyorum. Bunu sabahçı öğrenci olarak düşünebilirsiniz. Düşünün daha doğrusu. Ben bu timetable'ı seçtiğim anda, henüz burada çalışmıyor ama yapmak istediğim şey şu. Burası değiştiği anda bu ders dağıtıma ait olan mesela neler var, bu ders dağıtıma ait özel bilgiler. Şimdi mesela öğretmenler okula aittir. Ders grubuna, ders dağıtımına ait değil. Öğretmen okulun öğretmenidir. Yani bu bilgi, okul bilgisi geldiği anda bütün öğretmenlerin adı soyadı bana geliyor zaten. Ben burada sadece ID'sini göstermişim ama siz ad soyad olarak düşünebilirsiniz. Bakın üstüne geldiğim zaman çıkıyor. Fakat mesela sınıflar okula bağlı değil, gruba bağlı. Buradan grubu seçtiğim zaman aslında bu gruba ait sınıflar görünüyor. Ve grup bilgisi de okula bağlı. Yani bir okulu ekledim, okula ait gruplar geldiği zaman ben bu gruplara ait sınıfların kısıtlamalarını, öğretmenlerin kendisini değil, öğretmenlerin kısıtlamalarını ve aktiviteleri, yani dersleri indiriyorum anında. Hiç sıra sıra indirmiyorum. Ortalık karışmasın diye tabii bunu yapıyorum. Dolayısıyla ben dedim ki ilk etapta okul bilgisi geliyor. Okul bilgisinden sonra ne gelecek? Timetables. Timetables, yani ders dağıtım grupları gelecek. Diyelim ki ders dağıtım grupları geldi ve eleman sayısı sıfırdan büyükse, yani bir elemanı var ise, diyorum ki bu gruba ait olan bir defa diyorum timetable'ı değiştir. Daha sonra gel bu timetable'a ait sınıfların kısıtlamalarını, öğretmenlerin kısıtlamalarını, buna ait ders programlarını, buna ait aktiviteleri indir diyorum. Fakat burada bilmeniz gereken bir detay var. Teknik, yani çok bahsedilmez ama şimdi async dediğimiz asenkron veri çekiyoruz biz aslında. Sunucudan client'a, client'tan sunucuya. Bunlar genellikle asenkron çalışır.
Asenkron çalışma nedir? Neden önemlidir burada bahsedilmesi? Şöyle. Ben diyelim ki sınıfların kısıtlamalarını burada önce yazmışım değil mi? Hemen altına da öğretmenlerin kısıtlamalarını yapmışım. Ama aslında bundan önce gelecek diye bir kural yok. Sunucunun önce hangi bilgiyi göndereceğini ben kestiremem. İlla da işte şu bilgiden sonra şu bilgi gelsin derseniz buradaki gibi yapmanız lazım. Mesela bu komutlar ne zaman çalışacak? Timetables'lar geldiği zaman çalışacak. Siz mesela diyelim ki Classes Limitations diyorsunuz ki işte sınıfların kısıtlamaları geldikten sonra öğretmenlerin kısıtlamaları gelsin derseniz mesela bu komutu alıyorsunuz, siliyorsunuz. Bu mesela ne zaman çalışıyor? Bu çalış zaman sunucuya bir bilgi gönderiyor. Sunucuya diyor ki bana bu sınıflara ait olan kısıtlamaları getir. Eğer sunucu cevap verirse burada mesela nerede? Get class limitations timetables'da get class limitations classes limitations'ı gelecek up mesegeden bakıyoruz burada neresi var nerede bu classes limitations şurası çalışacak yani burası çalışacağı zaman ne olacak işte bu sınıflara ait olan limitations'lar gelecek. İşte ben bu bilgiler geldikten sonra öğretmenlerin kısıtlamalarını da almak istiyorum derseniz onu işte buraya yazıyorsunuz. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü bu JavaScript kullandığınız zaman da bu sorunu çok göreceksiniz. Asenkron bir şekilde siz sunucudan veri alacaksınız. İşte aynı anda işte hem bu bilgi hem bu bilgi ver dediniz ama asenkron bilgilerin hangisi önce çalışacak emin olamazsınız. Mesela burada ben hepsini aynı anda sunucudan istemişim. Ama sunucunun hangisini bana önce göndereceği belli değil. Fakat eğer işte bu bilgi geldikten sonra şu bilgiyi de iste derseniz sıralamış olursunuz. Bu önemli bir detay. Buna dikkat etmeniz gerekiyor yani. Hangi dili kullandığınızdan bağımsız olarak asenkron çalıştığı zaman asenkronunda siz işte ben arka arkaya yazdım o zaman önce bu çalışacak sonra bu çalışacak böyle bir kural yok. Yani önce sınıf kısıtlamaları sonra öğretmen kısıtlamaları gelecek. Bunun garantisi yok. Ama şunu derseniz işte sınıf kısıtlamaları geldikten sonra ki o burada belirtiliyor mesela. Geldikten sonra öğretmenlerin kısıtlamaları gelsin deyip buraya yazarsanız işte o zaman sıra sıra yapmış olursunuz. Bu bilgiyi aklınızda tut. Şimdi ben geldim dedim ki öğretmenlerin bütün kısıtlamaları geldi. Ben burada çağırmışım bu bilgiyi. Bu kısıtlamalar geldi. Şimdi buraya geliyorum. Hangi öğretmenin seçildiği burada önemli. Burada mesela öğretmenler var. Diğer derslerden bakabilirsiniz. Ben demişim ki buraya öğretmen bilgisine tıklandığı zaman yani şurada bir öğretmen seçildiğinde şu fonksiyon çalışacak. Ne demişim? Önce öğretmenleri göstermeyi gizle. Öğretmenleri gizle demişim. Sonra seçili olan öğretmenin ID'sini şu öğretmenin ID'si yap. Daha sonra getTL denilen metodu fonksiyonu çalıştır. Şimdi getTL ne yapıyor ona bakalım. GetTL diyor ki eğer bir öğretmen seçiliyse ha, öğretmenlerin limitations'larını al. Bu öğretmenler içerisinden seçili olan öğretmenin limitations'larını ayır. Tabii burada hashmap tanımladığıma dikkat edin. Öğretmenlerin verileri aslında sunucudan hashmap gelmiyor bu arada. Veri tabanından hashmap yapmak zor. Dizi şeklinde alıyorum. Ben dizi şeklinde aldıktan sonra her öğretmenin kısıtlamalarını hashmap ile birbirinden ayırıyorum. Ayırdığım için bir öğretmene ait olan kısıtlamaları hashmap'e işte şu ID'si şu olan öğretmenin kısıtlamalarını bana ver dediğim zaman o bana o kısıtlamaları vermiş olacak.
Daha sonra diyorum ki eğer bu öğretmene ait bir kısıtlama var ise şunu değiştir. Bu limitations'ları bu öğretmene ait yap demiş oluyorum. Ha eğer yoksa bu öğretmene ait limitations'ları çalıştır. Daha doğrusu şu değil. Creates default limitations ait demek daha mantıklı olur. Gibi. Daha doğrusu bunu yapmaya da gerek yok ama şöyle yapsak daha iyi. Yani kısıtlamalarda eğer veri bütünlüğü yoksa oluştur diyorum. Şimdi geçen hafta ise ben seçili olan öğretmen bilgisini burada seçili öğretmen select teacher yapıyordum ya. Dersler için tekrar kodları silip yazdığımdan dolayı şey olmuş. Ben yanlış bilgiyi göndermişim. Benim sunucuda ben aslında tek bir öğretmene ait kısıtlamaları hiç çekmiyorum. Bütün öğretmenlere ait kısıtlamaları çekiyorum. Neye göre? Gruba göre, ders grubuna göre. Dolayısıyla ben yanlış bilgi göndermişim sunucuya, öğretmenin ID'sini göndermişim ama aslında göndermem gereken şey grup ID'siydi. Artı seçili olan öğretmen de her defasında yanlıştı. Çünkü ben selected teacher bilgisini değil, gitmişim daha eski kodlarda teacher ID diye bir fonksiyon varmış. Ben oradan ID'yi almışım, gönderiyormuşum. Sunucu da bu yüzden sürekli hata üstüne hata veriyormuş. Üstelik bir de şu var. Şurada da şöyle bir yanlış yapmıştım. Şimdi ben buraya get fonksiyonunu yazıyorum. Ben yazıyorum. Bu fonksiyon bunu çağırıyor. Bu fonksiyon bunu çağırıyor. Bu fonksiyon bunu çağırıyor. Bu fonksiyon bunu çağırıyor. Çünkü sonuçtan bir veri gelmiyordu. Düzgün veri gelmediği için sürekli bir döngü içerisine girip sonsuz döngüye girdikleri için verileri çekmek sıkıntı oluyordu. Ama artık sıkıntı kalmadı. Ben bu yüzden burada diyorum ki öğretmen seçildikten sonra seçili öğretmenin ID'sini ata, ondan sonra get.tl yap yani. Bu seçili olan öğretmenin limitations'larını al demişim. Olay bu. Tabii şimdi sınıfların limitations'ları güzel, gayet güzel ama niye ise öğretmenlerinki kötü. Bunun sebebi tabii birincisi mesela ben burada border'ları ki yapmışım. Orayı bir değiştirelim. Burayı bir yapalım. Bir blue yapmışım. Aslında kenarlık blue 5 olsun. Kenarlığın blue 5 olmasında herhangi bir sakınca yok. Ama bütün kenarlıkların kalınlığı 1 olsun. Saatler kısmına da geldik. Buradakileri de bir yapalım. Başka yok. Şimdi bakalım kalınlığı biraz inceltmiş olduk. Tekrar geldi. Öğretmen seç. Şimdi oldu ama bir defa şurada niyeyse kalın olmuş. Burası yanlış. Buranın üst kısımları yok. Saatin üst kısımlarını yapmak lazım. Artık buradaki de çizgiler belirli değil. O yüzden kenarlık çizgileri biraz daha koyu mu olacak acaba? Bakalım. Oo. Ne ya? Class limitations. Bir dakika. Şimdi çalıştı. Az önce niye çalışmadı? Çok ilginç. Tekrar. Hatayı anlamak için tekrar bunları bir tıklayalım. İlginç, az önceki ilginç bir hataydı. Neden böyle bir hata verdi anlamadım. Geldi şimdi o hatayı tekrar. Neyse.
Adayı tekrar bulmak zor. Buraya tekrar bakalım. Şunun çizgileri koyu ama arka planı soluk mavi. O yüzden şurası aslında. Burayı Blue 3 yapalım. Yenileyelim sayfayı. Öğretmenler gelsin. Kısmen olmuş ama gray hala çok koyu. Bunun genişliği de biraz fazla. Sınıflarınki genişliği o kadar fazla değildi ama yine de idare eder. Şimdilik en azından. Ne yapalım peki? Şu kenarlarını bir yapalım. Şu koyuluğu da bir giderelim. Koyuluk neredeydi? Limbs Day günler. Günler. Burada bir tane günler olması lazım. Limitations'da. Şurası. Bunun top kısmını yapmışım, left kısmını yapmışım, bottom kısmını yapmışım. Hangileri kalın? Bottom ve left. Left niye kalın ya? Left'in kalın olmasının hiçbir mantıklı gerekçesi yok. Acaba sadece kalın bırakmışım. O yüzden unutmuşum burayı. Burası tamam. Sıkıntı kalmaması lazım. Tekrar deneyelim. Tamam, şimdi oldu. Sınıflardan biraz daha farklı ama sınıflar hala bile biraz daha farklı. Bir bakayım sınıflarınki neymiş? Ne kullanmışız? Hate 50, Width 120 kullanmışım. Bu aklımda kalsın. Blue 3. Kenarlık Blue 3. Ben Blue 1. Blue 1'e Blue 3 kullanmışım. Gray 2 kullanmışım. Genişlikte 120 kullanmışım. Biz burada genişliği kaç yapmışız? Hep 150 yapmışız. Burada genişlik ve yükseklik ayarları bunların tamamı dil olduğu için hepsinin sırasının da düzgün olması gerektiği için hepsinin bu özelliğini sabit tutuyorum. Ben önemli yani. Yoksa görüntü çirkin olur. Biri aşağıda biri yukarıda olur. Olmaz. O yüzden hepsini 120 yapalım. 120'yi yaptık. Şimdi burası tamam. Artı kenarlıklar Blue 3. Aslında bunlar için özel bir fonksiyon tasarlayıp her defasında oradan almanız lazım. Ama şu anda sadece ben açıkçası tasarımını düzenlemem gerekiyor. Tasarımı düzenlemektense şimdilik sadece ders için hazırlıyorum. Ama bunu ileride tabii ki yapmanız lazım. Burası gray 2 idi. Buralar blue 3. Blue 3. Blue 3. Burası Blue 1. Burası da yine Blue 3. Bütün kenarlıklar Blue 3. Bakalım. Oldu. Şimdi bunun üst kenarını da atarsak her defasında ne yapmışız? Üstünü unutmuşuz ama sağa atmamışız, sanki sola atmışız. Yani buradaki çizgi aslında ikiye ait. Bire ait değil, ikiye ait. 2 atmış, 3 atmış. Fakat şöyle yaparsak, mesela şuranın bu çizgisini kaldırırsak ve 1'e dersek ki sen sola at, 2 de buraya, 3 de buraya, 4 de buraya, 5 de buraya, 6 da buraya, 7 de buraya atacak ama şöyle. Bir bakalım tekrar. Bunları düzenleyelim. Bu ders burada bitsin. Bir ders daha hemen ardından yapalım. Öncelikle
Hours, günler, burası günler kısmıydı. Net sola atmışız. Şuraya bir bakalım. Bu top left bottom. Şu kısım. Günler ve saatlerin olduğu yer. Top left bottom. Ha, o zaman bu birin, bu ikinin. Doğru. Fakat bunun sağına da atarsam, sağına çizgi atayım. Bire diyeyim ki sen sadece şu çizgiyi yap. İkiye diyeyim sen sağdakini, sen sağdakini, sen sağdakini. Burası tamam olur. Aynı şey burası için de geçerli. O halde buranın tamamına sağ da atalım. Saatlere de sağ atıyoruz. Bir bakalım. Önce şurayı bir yapalım. Right. Şimdi günlere geldiğimiz zaman burası da günler. Günler left'e değil, hep right'a. Left dememiştik, right demiştik aslında. Buranın da kapanması lazımdı. Ama günler ve saatlerin niyeyse şekli şemali değişti. Ben yanlış yeri mi yaptım? Ha, bu saatler aşağıya doğru olanlarmış. Yani aslında left'in de olması gerekiyor. Tamam. Burası tamam. Doğru yani aslında. Şimdi buradaki hücrelere diyeceğiz ki left'e atmasın. Bakın left'e atıyorlar aslında. Buradaki hücreler right'e atacak. Her defasında right'e atacak. Bu mesela burayı kapatacak. Bu burayı, bu burayı, bu burayı, bu burayı, bu burayı. 7 de burayı kapatacak. Aynı şey burada da geçerli olacak. Haliyle buradaki kalınlıklar gidecek. Burası da kapanacak. O halde gelelim günlere. Günler nerede? Mesela bakın buradan left atmışız ya. Biz buraya right yapacağız. Şimdi mesela buradaki kalınlık gidecek ve burası kapanacak. Bakın kapandı. Ama henüz şu kısım yapmamışız. Bu kısmında kısmına atacağız. Bir de bunlara da diyeceğiz ki bakın burada bir kalınlık var. Neden? Çünkü aslında bir sola atıyor. İki buraya atıyor. Üç buraya atıyor. Burası iki defa tekrar ettiği için burası kalın olmuş. Buralar sabit ama biz bunlara siz her defasında sadece sağa atın ve yukarıya atın dersek sıkıntı olmaz. Bu arada buranın kalınlıktan bakın burası mesela kalın olduğu için şuraya dikkat edin hizası tam değil. Tamam. Şimdi günler. Day. Burasıymış. Şimdi biz buradakine left değil right diyoruz. Artı bir de top yani tepeye çizgi at. Kenarlık at demiş olduk. Şimdi görüntü olması lazım. Tam istediğimiz gibi hizalama da tamam. Sıkıntı kalmadı. Şimdi yapacağımız şey şu. Buraya tıkladığında buranın tamamını değiştirsin diyorum ben mesela. Buraya tıkladığında buranın tamamı değişsin. Buraya tıkladığında buranın tamamı değişsin. Bu ayarlamaları yapalım. Açsın veyahut kapansın. Şimdi geliyorum. Frame all days. Day ID IOS diyelim şimdilik. Ne yapsın? Teacher'a ait limitations'ları alsın. Update modes days this nasıl yapacağız? Get
Mood. Get mood indeksi ne? İndeksi BID olanı al. Buna bakalım nasılmış bu. Options veriyor. Biraz da şöyle açalım. Benim dikkatimi dağıtıyor. Şöyle. Listerden get mood al dedik. Get mood. Bunu nasıl değiştirebiliriz ya? Updates demişiz. Update mood. Bu T'yi değiştirebilecek. If let some day şöyle diyelim. Şu güne ait olan limitations'ı al. Day horse iyi de yanlış bildiğim bir şey mi var? Limitations Lock mood mu? Update mood mu? Limitations. Batch. Tamam. This. Niye gelmiyor ya? Bunun horse'ları olması lazım. Bir bakalım ne diyecek. Ha. Yields ki olduğu için şimdi horse biter. Any ben şöyle diyorum. Diyorum ki eğer bu saatlerden bir tanesi bile kapalı ise yani false ise bunun tamamını true yap. Referans aldığı için pointer'la true veya false olduğunu anlamaya çalışıyorum. Eğer bir tanesi false ise tabii şöyle true değil de bir tane false görürse bu bize evet içinde false olan bir saat varmış. O zaman ben ne yapıyorum? Day diyorum. Day horse hepsini true yapıyorum. Batch true işte selected timetable horse kadar. Yes. Niye? Selected timetable Table batch mi? Table batch olduğu için lock mode get. Get de olmuyor. Len. Bakalım. Reference. Modify a dereference but it's not implemented for mutable batch lock mut. İşte bu mutable batch'te sinirimi bozan şeylerden biri bu. Mutable referansını aldığım zaman ortalık toz duman oluyor. Biraz da kolay bir yöntem var ama çok gereksiz işlem yükü yapıyor. Get diyelim.
Ama bu içeriği değiştirmeyecek şimdi de. Yine de diyor işte bu referans arkasında referans olduğu için sen referansı değiştiremezsin falan filan cart cürt. Peki nasıl yapabiliriz? Updates bir mutable. Days'in ne olduğuna bir bakalım. Mutable wedge lock mut. Buraya da aslında get mut neden izin vermiyor onu da çözemiyorum ya. Şöyle diyemez miyiz? Days. Hangisiydi? Bunlardan replace bir tane vardı. Şu elemanı değiştir diyorum. Ama nerede? Hangisiydi ya? Swap yok. Set clones. Insert ya da remove clear swap. Hangisi hangisi? Set clones. Tamam. Day ID else tool size value ve az önce yazdığımız şeyin aynısı. Yani şu. Adı neydi? Let L eşittir wedge true ne kadar selected timetable horse bu bir vektör aslında kaç saat olduğu vektörü niye öyle yazmışım yanlış aslında lockmut ya da direkt len alabilir miyim len yok lockmut len tamam geliyorum buraya da şöyle len. Bir bakalım. Days. Buraya. Set clones. Tamamını eklememi istiyor. Get muta izin vermiyordu. O zaman nasıl yapacağız biz bunu ya? Ah, Days'e zaten izin verse anında yapacağız. Set clones. Başka ne var? Thin drain truncate. Replace clones. Tamamını istiyor. Bu da olmaz. Days. Teacher limitations. Bak ya. Direkt bunları silsek mi? Silerim ya. Çok rahatsız ediyor. Bunu biraz daha düşünmem gerekiyor aslında. Update mutations dedik. Bunun başka bir yönteminin olması lazım. Bu kadar karmaşık olmaması lazım. Çok daha basit bir şekilde şu elemanın şu verilerini değiştir demek lazım.
Ama burada niyeyse update mode de istiyorum. Burada da get mode dediğim için ikisi de mutable referansı aynı anda kullanmaya çalıştığı için olmuyor. Mesela bu normalde get mutable alsam D'yi rahatlıkla değiştirebilirdim. Ama burada değiştiremiyorum çünkü days ayrıca mutable olarak kullanıldığından dolayı bana sorun çıkarıyor. Dediğim gibi kolay bir yöntem var ama kolay yöntemi çok da kullanmak istemiyorum. Netmut limbs eşittir teacher limitations block mut to batch aldık. Sonra geliyorum. Diyorum ki limbs get mut index numarası day id. Day id de bu arada bu size yapayım. Uğraştırmasın beni. If let sum days day eşittir şu güne ait olan limitations'ları al varsa eğer ve geliyorum şuraya yapıştırıyorum. Day'in saatlerinden herhangi bir tanesi eğer neyse false ise ne yap? Hepsini true yap. Yaptık ama şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Day for eşittir ne? Şimdi tamam burası çalıştı. Ama bir de else var. Else ise yani hiç false olan bir hücre yok ise bu defa geliyorum buraya. Diyorum ki bu defa hepsini false yap. Bu kadar. Tabii bunlar bittikten sonra şimdi bu limbs teacher limitations'dan bağımsız oldu. Ben yeni bir allocation yaptım aslında. Yeni bir veri oluşturdum. Teacher limitations set. Niye burada set kullanamıyoruz? Updates limbs L diyelim buna. LS diyelim. LS set replace. Pardon. Şöyle. Replace. Yani tamamını. Replace niye çıkmıyor ya? Replace. Lock mut. Replace cloned limbs. Yani tamamını buradaki verilerle değiştir demiş oldum. Dediğim gibi burada aslında yanlış. Sadece o hücreye ait olan bilgileri değiştirmek daha estetik olur ama şu an olmuyor. Şimdi günler, saatler, items, bunlar saat kısmı. Günler bunun en üstündeydi şu. Horse demişim ama limbs horse. Heh, day burada. On click. On click. All days. All days. Day ID neyi gönderiyoruz? Limbs. Limbs day. Ama tabii usayız olmadığı için bunu usayız olarak gönderiyorum. Tabii bu bir closure olduğu için şöyle bir de move yapıyoruz. Yes. Bir bakalım. Şimdi durum nedir? Ben tıkla. Aa, yanlış olanı yapıyor. Bir sonrakini yapıyor. Ben o yüzden eksi bir. Name day bir eksi bir eksi değil
Şimdi bunu da aslında anlatmakta fayda var. Bunu bir öğrencime anlatırken aslında fark ettim. Şimdi mesela ben sadece limbs, they, as, u sayısı yaptığım zaman sadece they, as, u sayısı yapmış olurum. Eksi bir atabilirim yani. Burada bu şöyle bir şey yapıyor. They, u sayısı yaptığı için eksi biri bunun yanına ekleyebiliyor. Ama bazen bu atama operatöründen dolayı bu eksi aslında eksi biri de u sayısı olarak görüyor. Çünkü soldakine bakıyor. Ama bazen bu olmayabilir. O yüzden mesela şöyle yapıyorsunuz. Eksi bir yapıp as u sayısı diyorsunuz ya burada. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz yani. Burada mesela sorun çıkar. Neden sorun çıkar? Çünkü sadece eksi biri u sayısı yapar. Bu as u sayısı eksi bir için çalışır. Bir için çalışır. Dolayısıyla burası hala i32'dir. i32 artı eksi u size ile toplamaya çalışır. Dolayısıyla burada hata verme ihtimali gerçekleşir ki burada da bahsettiğim şey bu. O yüzden bakın ben diyorum ki burada d'yi u size yap ondan sonra eksi 1 çıkar. Bu durumda eksi 1 bir integer özel türüdür. Dolayısıyla compiler şunu söyler ya ben bunu u size olarak da görebilirim. O yüzden sıkıntı yok. Dolayısıyla limbs day ile eşitliyor. Ama eksi 1'i buraya yazdığınız zaman sadece eksi 1'i u size yapıyor ama limbs day'e karışmamış oluyor. Bu gözden kaçabilir bazen garip bir hata olarak önünüze çıkar. Bilmenizde fayda var yani. Gördüğünüz gibi tıklıyoruz, açılıyor, tıklıyoruz, kapanıyor. Buraya da yapalım. Evet. Gayet güzel. Bakın, günleri açıp kapatabiliyoruz. Aynı şeyi saat için yapacak olursak elimizde all hours. Saat de biraz daha değişik oluyor. Çünkü burada mesela bu saatler zaten bir tane dizinin bir elemanının saatleri. Ama İşte buraya tıklayıp işte bütün günlere ait olan 5. saati kapat veya aç dediğimiz zaman ortalık biraz daha karışıyor. Çünkü bütün dizilerin şu elemanına bakıyorsun. Acaba bunların herhangi bir tanesinde var mı yok mu diye. Bu biraz uzun sürüyor. O yüzden bunu burada anlatmayacağım. Ama anlatayım ya bunu da yapalım. Day horse iter. Aslında tam olarak değil. Şimdi biz limitations'ları aldık değil mi? Geliyorum. Şunu diyorum. For the day in limbs. Limbs'teki bütün hepsini al. Aldık. Tabii bunu table yapabilir miyiz? Table olarak alalım. Ya da şöyle limbs iter emin ya da iter mut yapalım iter mut yok nasıl yapabiliriz iter mutation map map daha doğrusu değil if day burası tabi saat olacak hour day şu hour'un yok bu da olmuyor. Çünkü bütün saatlerden eğer bir tanesi false ise o yüzden iter muta da gerek yok. Direkt iter any. Any. Day day'in hour'u. Çünkü day bir teacher limitations hours pardon şöyle day hours
Of. Şu saati eğer bunlardan bir tanesi günlerin tamamından tabii bakıyoruz. Bir tane günün şu saati false ise bu bana true değerini verecek. Daha doğrusu şöyle yaparsın. Eğer bütün saatler bu saate dair bütün günlerin o günü kapalıysa, o saati kapalıysa bu bana her defasında true değeri verecek ama eğer bir tanesi dahi true vermezse, false verirse burası bana false verecek. If any ise aynısını buraya getiriyorum. Limsin biter. Umut. Bütün elemanlarının şu saatini true yap. Permutation olur mu? Termut map day horse eşittir false true. Bakalım. Tekrar. For each çünkü direkt çalıştıracak. Tabii bu arada şuraya da şöyle bir şey atabiliriz. Doğru gibi. Şu günün borçlarından şu saati true yap. O zaman else de tam tersi olacak. Şuna gerek yok bu arada. Geliyorum buraya. Şunu direkt alalım. Şuraya yapıştıralım. Bu defa false. Sonra saate, şurası saat. On click. Burada he bu bilgiyi taşıyan kişi. On click. Click. Yine move. O horse. Bakalım. Oops. Oops. Aa, tamam. Replace clone yapmamışız. Çalışmış. Şimdi limitations'ı değiştirdiğimize göre yine geliyoruz. Teacher limitations Lockmut replace. Yani bu verilerin tamamını şu yeni verilerle değiştir. Niye repeat ya? Replace. Replace clones. Gördüğünüz gibi bakın mesela buraya tıkladığım zaman burada iki tane false var ya, benim niyetim tamamını açıp kapatmak olduğundan dolayı eğer bir tane dahi açık var ise burayı kapat, tamamını kapat diyorum. Bakın mesela tamamını açıp kapatıyorum. Buraya geldiğim zaman burada iki tane açık kapalı var. Tamam diyor o zaman bunların hepsini aç gibi. Ha, bakın mesela da şak oldu yani. Geliyorum buraya mesela. Sallıyorum öğretmenin 8. saatini boşaltmak istiyorum değil mi?
Bitti. Pazartesi günü boşaldı. Salı günü işte mesela bunu tamamını açtık, kapattık gibi. Tabii daha sonra ben buralara tekrar işte buraya tıkladığı zaman, çık tıkladığı zaman aç kapa özelliğini de ekleyeceğim ama şimdilik bu kadarı bence yeterli. En azından kaba taslak bir limitations olayını yaptık. Tabii bunlar için soru sormanız da gerekir. Normalde bu derslerin aslında birebir işlenmesinde çok büyük fayda var. Çünkü benim bakış açımla kendi yazdığım kodlara bakış açım ile bir başkasının bakış açısı aynı olmayabilir. Kafa yapısının biraz benzer olması gerekir. Neden? Çünkü bu çok spesifik bir durum. Spesifik derken benim durumuma has, benim yapmak istediğim amaca yönelik çok özel bir durum. Ha mesela sallıyorum, bir vektör nasıl sıralanır diye düşündüğünüz zaman bu biraz daha evrenseldir. Yani dünyanın her tarafında aşağı yukarı herkes aynı mantıkla bir vektörü ya da bir diziyi sıralar. Ama bu iş öyle bir şey değil. Bu bir proje olduğu için benim kafamda bu proje daha önce çok fazla kimse yapmadığı için benim kafama göre tasarlanmış. Dolayısıyla siz mesela bunları çoktan net aslında kafanızda canlandıramayabilirsiniz. Tabii ben kodları yine GitHub'a atacağım. GitHub'tan kodları okuduğunuz zaman sizin için anlam ifade edebilir belki ama ayrıca benimle iletişime de geçmeniz lazım ki ne olup bittiğini anlayabilirsiniz. Yoksa sadece izleyerek ah hoca bir şeyler, çünkü ben biliyorum mesela ben bunları yaptığım zaman WebAssembly'de bunları yapabiliyor olmak bir miktar etkileyici görünüyor. Ama iş sizin yapabilmenizde bitiyor aslında. Tabii her ne kadar benim buradaki niyetim biraz da WebAssembly ile neler yapılabildiğini ya da benim nasıl kullandığımı görmenizdi. Bu açıdan evet güzel bir şey. Özgüven veriyor en azından. Çünkü Türkiye'ye baktığınız zaman sanki WebAssembly ile rastgele çok fazla bir şey yapılan ya da elle tutulur bir iş yapan kimse yokmuş gibi görünüyor ama var aslında. Gösteren yok. Ben de gösteriyorum işte, bakın böyle şeyler de yapılabilir anlamında. Soru sormayı unutmayın yani. Eğer sizin için önemliyse, gerçekten kendinizi geliştirmek de istiyorsanız, bir şeyler yapmak istiyorsanız soru sorun. Zaten Discord kanalı var. Oraya gelip Rust ile ilgili sorularınızı ve WebAssembly ile ilgili sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Evet, bu dersi burada bitirelim. Zaten çok fazla bir şey kalmadı. Bir işte aktivite kısımları kaldı. Aktivite kısımlarını tasarlaması da biraz incelikli iş istiyor. Ben kısmen yapmışım aslında. Ama yine bir miktar düzenlemek gerekiyor. Neyse, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.